Merhaba, ben Savaş Akar. Hayatımız Proje, projenizin el kitabındaki bölümleri okumaya ve anlatmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle paylaşacağım bölüm Proje Yönetim Ofisi. Proje Yönetim Ofisi, proje yönetimini odağına alan ve proje yönetimi ile ilgili standart, politika ve prosedürlerin hazırlanması, izlenmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlayan ve veya kolaylaştıran bir yönetim yapısıdır. Proje yönetim ofisi tipleri. PMI 3 tipte proje ofisi tanımlar. Destekleyici proje ofisi. Danışman pozisyondaki bu tipte proje yönetim ofisi projeleri yönetmez. Proje yöneticilerine standart, şablon, raporlama ve benzeri konularda destek verir. Kontrolcü proje ofisleri ise destekleyici yapıdan daha güçlü bir yaklaşım vardır. Kontrolcü proje yönetim ofisleri destek sağlamanın ötesinde metodolojinin uygulanması konusunda kurumun geliştirilmesi ve uygulayıcıların denetimini sağlar. Yönetici proje yönetim ofisi en güçlü proje yönetim ofisi modelidir. Yönetici proje yönetim ofisleri projeleri doğrudan yönetirler. Proje yönetim ofisinin sorumluluklarını belli başlıklar altında toplamaya çalıştık. Proje yönetim ofisinin stratejik sorumluluklarına bakarsak, kurum içi proje yönetimi farkındalığını artırmak, eğitimleri organize etmek, projelerin stratejik hedeflerle ilişkisini kurmak, portföydeki projelerin entegrasyon ve koordinasyonunu sağlamak, proje performans kriterlerini belirlemek ve raporlamak, yönetime öneriler getirmek, stratejik planlamaya destek vermek, portföy yönetimlerine destek vermek, yeni proje ve programların seçilmesi ve önceliklendirilmesine destek vermek, proje hedeflerinin takibini yapmak ve hedeflenen faydaların sağlanıp sağlanmadığının kontrolü. Proje yöneticileri arasında iletişimi ve koordinasyonu artırmak. Proje yönetim ofisinin taktiksel sorumlulukları ise şöyle. Proje yönetim metodolojisini hazırlamak. Proje yönetim becerilerini artırmak. Proje yönetimi bilgi sistemlerini ve araçlarını geliştirmek. Proje kaynak dağılımlarını izlemek ve optimize etmek. Alınan derslerin kurum içinde benimsenmesini sağlamak. Problem, risk, veri tabanı oluşturmak. Proje yöneticilerinin seçilmesi, yönetilmesi ve değerlendirilmesine destek vermek. Proje yönetim ofisinin operasyonel sorumlulukları ise şöyle. Proje yöneticilerine destek vermek. Yönetime başlamış projelerin durum bilgisini aktarmak. Proje program performansının izlenmesi. Proje yöneticilerine kılavuzluk etmek. Proje belgelerinin hazırlanması ve arşivlenmesi. Proje denetimlerinin yapılması. Proje kapanış değerlendirmesi ve raporunun hazırlanması. Tüm bu maddelerden sonra proje yönetim ofisinin neden önemli olduğunu hem okuyalım hem biraz açıklamaya çalışalım. Proje yönetimi süreç ve şablonlarını geliştirir ve yayar. Proje yönetimi konusunda kullanılacak olan sürecin standart olması ve şablonların hazırlanması proje yönetim ofisinin görevidir. Bu sayede projeler daha hızlı ve daha az eforla başlayabilirler ve ilerleyebilirler. Proje yönetim ofisi proje yönetimi metodolojisini geliştirir ve her yeni gelişme ya da deneyimle geliştirerek güncel tutar. Proje yönetim ofisleri projelerin tamamlanması sonrasında veya projelerin yürütülmesi sürecinde çıkarılan dersleri toplarlar. Bu arada gerek metodolojik gerek dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri izleyerek yeni gelişmeleri kendi bünyelerine alırlar
ve metodolojiyi sürekli güncel tutarlar. Proje Yönetim Ofisi ortaya koyduğu ortak süreç, teslimat ve terminoloji ile proje ekip üyelerinin iletişimini artırır. Proje yönetimindeki en önemli unsurlardan biri ortak dildir. Proje Yönetim Ofisi projeler ilişkin gerek süreç, gerek terminoloji ortak dili yaratarak ekip üyeleri arasındaki iletişimi artırır. Proje Yönetim Ofisi ortak bir depo rolü sebebiyle proje yönetimine ilişkin öncelikli teslimatlarda tekrar kullanım kolaylığı sağlaması açısından zaman kazandıracaktır. Proje Yönetim Ofisi'nde gerek proje belgeleri, gerek projelere ilişkin yaşanmış olaylar veya ilgili kayıtlar benzeri projelerde tekrar kullanıma girebilecek. Bu da o projelerin performansını artıracaktır. Proje Yönetim Ofisi, proje yönetimi eğitimlerinden sorumlu olacaktır. Bu eğitimler ile hem metodoloji hem de deneyimlerin paylaşımı söz konusu olacaktır. Proje yönetim ofisleri hem proje yönetimi farkındalığının artırılması için genel proje yönetimi eğitimlerini düzenler, hem de kurum içinde gerçekleştirdiği metodolojinin benimsenmesi ve ilgili tüm ekip üyelerinin rol ve sorumluluklarını anlamaları için çalışmalar yaparlar. Proje yönetim ofisi, proje yöneticilerine problemli durumlarda yardımcı olacaktır. Bilinen riskler ya da öngörülen riskler konusunda destek olacaktır. Proje yönetim ofisleri yaşanmış problemleri ve problemlerin çözümlerini bir problem veri tabanında saklar. Böylelikle gelecekteki projelerin risklerini öngörmede, olasılığını veya etkisini değerlendirmede destek olur. Bu konuda proje yöneticileri proje yönetim ofisinden destek alarak olası risklerini öngörebilirler, çözümü konusunda yardım alabilirler. Proje yönetim ofisi standart bir proje izleme şablonu çıkaracak, tüm projelerin ilerleyişini üst yönetime tek ve basit bir formatta sunabilecektir. Standart bir proje izleme şablonu ile projelerde gerçekleşenler ve projenin geri kalan sürecinde yapılacak işler süre ve maliyet açısından ele alınır. Üst yönetime basit bir formatta sunum yapılabilir. Böylelikle yönetim projelerin gidişatı hakkında hem bilgi alabilecek hem de hızlı karar almasına, stratejik davranmasına yardımcı olan bu raporlamayla işleri kolaylaşacaktır. Proje yönetim ofisi, organizasyon çapında projelerin gecikme ya da bütçe aşımlarını ölçümleyebilecek, proje yönetimiyle sağlanan faydayı gözlemleyebilecektir. Proje yönetim ofisi, projelerin kendi hedefleri doğrultusunda ilerlemesini izlediği gibi, proje yönetimi anlamında yapılan uygulamaların da başarısını ve performansını izler. Proje yönetim ofisi, proje yönetiminin şirket içindeki savunucusu olacaktır. Proje yönetiminin sağlayacağı değeri ilgili departmanlara pazarlama ve onları eğitme misyonu olacaktır. Proje yönetiminin merkezi proje yönetim ofisidir. Proje yönetim ofisine ilişkin metodoloji, süreç ve diğer bütün ilgili konuları proje yönetim ofisi sahiplenmek zorundadır. Proje yönetim ofisi bu süreç veya belgelerin yarattığı değeri ilgili departmanlara anlatmalı, bunun kurumsal faydasını ve stratejik faydasını açıklamalıdır. Bugün sizlerle paylaşacağım konu bitti. Ben Savaş Yakar. Tekrar başka bir konuda gözükmek üzere. Hoşça kalın.